Merhaba arkadaşlar. Evet bugün yepyeni bir bölüme başlıyoruz. Bu bölümün adı daha sonra anlatırım. Diyeceksin de saçma bir isim. Evet bazı videoları izleyen arkadaşlarımız bilirler. Ben tam önemli bir şeye geldiğim zaman, bir bilgi vereceğim zaman ama o uzunsa şöyle derim. Ya bunu daha sonra anlatırım derim ama çoğunu hiçbir zaman anlatmadım. <laughs> Ve yorumlarda da bunu yazdınız bana. Şimdi işte o bölüm geldi arkadaşlar. Şimdi daha sonra anlatırım dediklerimi tek tek anlatacağım. Ama biraz baştan başlayayım diyorum. Yani bu tür bilgi videolarını bayağıdır yapmıyordum. Özellikle triatlonla ilgili bayağıdır video çekmiyordum. Sadece yarışları falan gösteriyordum. Şimdi en baştan yeni bir şeylere başlayalım diyorum. Bugün triatlonun mesafelerini konuşalım. Yani ben hep diyorum şu yarışta sprint mesafe koşacağız. Şu yarışta olimpik eğridir deyiz. Olimpik mesafe koşuyoruz diyorum. E bunlar sprint, olimpik, half ironman, ironman bunlar nedir? Yani bunda ne yapıyoruz? Triatlon biliyorsunuz 3 sporun birleştiği bir spor dalı. Olimpik bir spor dalı. Önce yüzüyoruz, sonra bisiklete biniyoruz, sonra da koşuyoruz. Ama bunları hangi mesafelerde yapıyoruz şimdi ondan konuşacağız. İlk olarak arkadaşlar sprint mesafe. Sprint mesafe herkesin çok rahat bir şekilde yapabileceği bir mesafe. Bunda ne yapıyoruz? Önce 750 metre yüzüyoruz. Sonra 20 kilometre bisiklete binip ondan sonrasında 5 kilometrecik koşuyoruz. Evet bu çok kolay gibi gözüküyor ama o kadar da değil. Evet, bir triatlon olduğu için sonuçta e, bu üçünü ard arda yapman gerekiyor. Evet, bunların hepsini tek başına yapabiliyor olabilirsin. Çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun çünkü bu mesafeler gerçekten kısa mesafeler. Ama üçünü peş peşe yapınca biraz değişebiliyor. Ama şöyle bir durum var, bunları herkes yapabilir. Yani mesela yüzmeyi evet benim yüzmem kötü diyebilirsin, kurbağalama da yüzebilirsin. 750 metre evet biraz uzun sürebilir ama biter. Bisikletin iyi değilse çok önemli değil. Yani burada finisher olmak için, triatlet olmak için çok öyle büyük bir çaba harcamana gerek yok. Yani antrenmanları için hayatını değiştirmene gerek yok. Diyeceksin hayatımı niye değiştireyim ki? İleriki mesafelerde onu göreceğiz. Biraz değiştirmen gerekebiliyor. Ama sprint mesafede kesinlikle buna gerek yok. Bu yarış bir saat, en iyiler bir saat civarı bitiriyor. Bir buçuk saat, 2 saat civarı bitecek bir yarış. Yani yarışında beslenmeye de çok fazla önem vermene gerek yok. Sıvı alımını yaparsın. Gerisi gelir zaten. Yarış içinde çok seni zorlayacak bir beslenme planına girmene gerek yok. Ve bu yarışların maniyetleri de çok düşüktür. Yani istediğin herhangi bir bisikletten buna katılabilirsin. Yani istersen kiralık bisikletle ya da MTB'n varsa MTB ile de katılabilirsin. Yüzme dediğimiz için sadece işte o 750 metre yüzeceksin. Çok öyle fazla bir şeye gerek yok. Bir tek bizim kurallarımızda işte bir tri suit alman gerekiyor. Ama bunlarla ilgili daha sonra bilgi veririm. <laughs> Gene geldik. Bunların hepsini ayrı ayrı açacağız arkadaşlar. Koşu için bir ayakkabı yeterli 5 kilometre koşacaksın zaten. Onun için sprint mesafe mis gibi bir mesafe. Eğlenceli ama hızlı bir mesafe. Kursu oynuyorsan zor bir yarış. Sürekli yüksek namuslardasın. Belki Iron bile zor olabiliyor. Ama bir saatte bitiyor. Öyle bir yarış. Onun için bu herkes tarafından yapılabilecek harika bir mesafe. Eğlenceli bir mesafe. Ve federasyonun da sezon takviminde 3 tane falan yarışı oluyor. Onun için onlara girip kendini test edebilirsin. İleride Ironman yapabilecek misin? Onları görebilirsin. Ironman yapmak da şart değil. Dediğim gibi bu mesafeler 10 numara 5 yıldız mesafeler arkadaşlar. Gelelim bunun bir üstü olimpik mesafe. Adından da belli oluyor. Yani dedim ya olimpiyatlarda yarışılan bir spor. İşte bu olimpik mesafede olimpiyatta yarışılan mesafeler. Yani bir olimpik sporcu burada aynı şekilde bizim gibi sizin gibi yarışıyor. Tabii o biraz daha hızlı yarışıyor. <laughs> evet burada ne yapıyoruz? Önce 1500 metre yüzüyoruz. Sonra 40 kilometre bisiklete binip peşine de 10 kilometre koşuyoruz. Evet bunlara da bakınca çok öyle ahım şahım gibi gelmiyor ama burada biraz daha zorlanmaya başlıyoruz. Çünkü evet yaklaşık 2 saat, en iyiler 2 saatte, 2 buçuk saat, 3 saat arasında sürecek bir yarış. Yani biraz işte kramplarla ilgili sıkıntımız olabilir. Yani düzgün antrenman yapıyor olmamız lazım aslında olimpik için. Yani 10 kilometre koşmak bile bazı insanlar için çok zor olabilir. Ve bunu 40 kilometre bisikletten sonra yapmak biraz daha farklı bir şey. Normalde hafta içi işte düzgün antrenman yapabiliyor olmanız ve hafta sonları da uzun antrenmanları biraz biraz yapıyor olmanız lazım olimpik mesafe için. Bu mesafede biraz daha zayıf noktanız veya da iyi noktalarınız sizin ön planı çıkarabiliyor. Yani mesela bisikletiniz çok iyiyse gerçekten önlere gidebilirsiniz. Ön sıralara gidebilirsiniz. Ya da kötüyse yine aynı şekilde sonucu etkiliyor. Çünkü birazcık daha uzun bir yarış olduğu için bir sürü etkenler bunun içine giriyor. Mesela beslenme de biraz ön plana çıkıyor. Çünkü dediğim gibi 3 saat, 2,5-3 saat yarışacağınız için 1 saatten sonra karbonhidrat alımına dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da ne bileyim sıvı alımına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü genelde yazın olduğu için terliyoruz. O terle beraber bir sürü şeyler atıyoruz. Mineralleri tekrar vücudumuza geri almamız gerekiyor. Çünkü 3 saat yarışıyor olacağız. Bunlar biraz biraz ön plana çıkmaya başlıyor. Ama işte hedefiniz Half Iron Havva Ironman's'te çok güzel antrenman oluyor bunlar. Ve olimpik mesafe bence en güzel mesafelerden biri. Yapılabilecek, güzel yarışılabilecek. Başka bir şehre gittiyseniz o şehre gitmenize de değecek mesafelerden biri aslında. Çünkü dediğim gibi 2,5 saat yarışabiliyorsunuz. Bu da sonunda güzel mükafatlı bir yarış sonucu oluyor. Ve bunu bitirince de gene triatlet oluyorsunuz arkadaşlar. Ama bunda da yine böyle ekstrem bisikletlere ya da herhangi bir çok iyi bir koşu ayakkabısına falan ihtiyacınız yok. Bu da yine MTB ile ya da kiralık bisikletle çünkü sonuçta 40 kilometre süreceksiniz bitirilebilir ama işte finisherseniz eğer ön sıralı oynuyorsanız bu daha da bir zor yarış çünkü gene bunda maksimumda gidiyorsunuz sürekli eğer o ön sıralardaysanız çünkü hiçbir zaman biraz yavaşlayayım falan demiyorsunuz 40 kilometreyi de bam 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 10 kilometreyi de bam 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 1500 metreyi zaten bam 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 yüzüyorsunuz. Bizim federasyonun yarışlarında burada draft da yasak oluyor yani birbirinin arkasına giremiyorsunuz o zaman aerobar da kullanabiliyorsunuz yani TT bisikletinizle bile buraya girebiliyorsunuz. Onun için Türkiye'deki yarışlar Half Ironman ve Ironman antrenman için harika oluyor. Yani ben Eğirdir'de mesela 40 ortalama bisiklete bindim 1 saat. Mis gibiydi yani 40 kilometre 1 saatte şey yaptım ve sonraki yarışlarım için çok güzel antrenman oldu. Burada çünkü arkadaşlar bu mesafelerde çok güzel değişim alanını test edebiliyorsunuz. Ne, ne bileyim işte beslenmeyi test edebiliyorsunuz. O açıdan bu mesafeler harika oluyor. Gelelim şimdi Half Ironman'a. E. İşte burada Ironman işi içine girince biraz daha değişiyor. Half Ironman dediğimizde Half Ironman mesafesi. Ironman çünkü biliyorsunuz bir marka. Ama onun mesafeleri de tescilli olduğu için half Ironman mesafesi olarak geçebiliyor. Çünkü başka yarışlar da var. Şeşme'de de yapılacak. İşte ne bileyim Çanakkale'de de yapılıyor bizim half Ironman mesafesinde yarış. Ya da dünyanın herhangi bir yerinde bir sürü bir sürü öyle half Ironman mesafesi yarışlar var. Bu mesafe ne? Bunda olimpikten birazcık daha fazla yüzüyoruz. 1.9 kilometre yüzüyoruz. Üzerine 90 kilometre bisiklete binip sonra da yarım maraton koşuyoruz. Evet burada işler birazcık daha profesyonelleşmeye başlıyor. Yani yemenize içmenize yani normal hayatınızdaki yemenize içmenize biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Yaşantınıza biraz daha farklı katmanız gerekiyor. Çünkü uyku düzeninizin farklı olması lazım. Çünkü antrenman şekliniz biraz daha artıyor. Haftada 10 saat civarı, 8-10 saat civarı antrenman yapmaya başlıyorsunuz. Hafta sonları işte uzun antrenmanlarınız gelmeye başlıyor. Ve yarış zamanı geldikçe bunlar da artıyor ve bu sizin yaşam tarzınızı biraz daha değiştirmeye başlıyor. Half Ironman ve Ironman tarzında yarışlarda biraz daha böyle eğer hakkını vererek yarışmak istiyorsanız. Bunu, bu mesafelerin hepsini tek başına yapabilirsiniz. Yani 90 kilometre binebilirsiniz çok rahat ya da 21 kilometre zaten çok rahat koşmuşsunuzdur. Ama bunların hepsini üst üste yapmak biraz daha farklı oluyor ve bu yarışlar yaklaşık 5 saat beş buçuk saat 6 saat civarı sürebiliyor. Maksimumlarda da 7 saate kadar uzuyor. Ve en güzeli de Türkiye'de 3 tane bundan yapılıyor. Half Ironman markasıyla Türkiye'de belek de yapılıyor. Ironman 70.3 olarak. Bu 70.3 de onların hepsinin mil toplamı arkadaşlar. Ve bunun dışında da Çanakkale'de federasyonun yarışı var. 3 senedir 4 senedir orada yarışıyoruz. Mis gibi bir yarış. Ve onun dışında da bu sene Ekim ayında sanırım Ocean Lava gelecekti Çeşme'ye. Şimdi bakalım Korona'dan sonra ne olacak? Bir de orada olacak. Onun dışında zaten Avrupa'nın ya da dünyanın her yerinde bu mesafe yarışlar var. Evet şimdi bunun maliyeti biraz daha artıyor. Mesela Half Ironman dediğimiz zaman kayıt ücreti 250 Euro oluyor. Bunun karşılığında bir tane tişört alıyorsunuz. Bir tane madalya alıyorsunuz. Tabii bunları bitirirseniz alıyorsunuz. Bir tane şanta veriyorlar. Ama tabii oradaki ortamlar çok farklı. O yarışın ortamı çok farklı. Bu yüzden de o paraya değebiliyor. Burada işte bisikletler biraz daha kaliteli olmaya başlıyor. Ama yine MTB ile bitirebiliyorsunuz. Yine kiralık bisikletle bitirebiliyorsunuz ki bitiren var. Ben bir Ironman'e gittiğim zaman aynı bu ikisini de gördüm. Ama bir TT ile de yarışabiliyorsunuz. Evet bu biraz daha işte avantajlı konuma getiriyor. Ya da yüzme etabında bed suit giyebiliyorsunuz genelinde havanın sıcaklığına bağlı. Bu da işte yüzmenizi biraz daha avantajlı hale getiriyor. Çünkü 1.9 kilometre yüzeceksiniz. Bu arada olimpik ve sprintte de eğer Hava çok soğuksa ve suit giymek zorunda olabiliyor bazı yarışlarda oldu. Türkiye'de de oldu. Half Ironman bence çok eğlenceli. Yine koşulabilecek mesafelerde, insan mesafelerinde olan bir yarış. Ve ben keyifle şu ana kadar 8 ya da 9 tane Half Ironman yaptım mesela. Ve hepsinden de çok keyif aldım. Ama şimdi Ironman'e gelelim. İşte burada işler biraz değişiyor. Evet Ironman deyince arkadaşlar sonunda bir de 140.6 görürsünüz. Bu 140.6 oradaki yarışılan tüm mesafelerin toplamının mil karşılığı. Çünkü bu Amerikan bir yarış olduğu için, marka olduğu için o zaman mil olarak şey yapmışlar. O bu arada Ironman'in başlangıcını bir videoda daha önce söylemiştim. İşte onu izleyebilirsiniz. Ironman mesafelerini saydığım zaman İstanbul'dan Balıkesir'e falan gidiyorsunuz. Yani bir yarışta önce 3.8 kilometre yüzüyoruz. Sonra 180 kilometre bisiklete binip üzerine de 42 kilometre maraton koşuyoruz. Evet. Bu deli iş. Net olarak deli iş. Akıllı bir adamın yapacağı iş değil. Ben iki sene önce yaptım. Talin'de. <laughs> 10 saat 45 dakika sürdü benim yarışım. Ama bu yarış işte en iyiler bunu 8 saatte 7 saat küsürlerde bitirenler var. Ama onlar profesyonel atletler. Ortalama 10 saat civarları en sınırda 17 saat civarlarında oluyor. Ve gerçekten Böyle 70 yaşında, 80 yaşındaki amcalarımız da bunu bitiriyor yurt dışında. Türkiye'de Ironman yok. Yani Ironman mesafesinde herhangi bir yarış yok. Onun için yurt dışında maalesef yarışmanız lazım. Bu da işte biraz maliyetleri arttırıyor. Ama maliyetlerden önce bu yarışa gerçekten hazırlanmanız lazım. İşte bu önceki saydığım mesafeler hep bu yarışın hazırlığı aslında. Çünkü bu yarış gerçekten şaka değil. Bam iken yani mesela iki tane half Ironman'i üst üste koşmak gibi bir şey de değil. Yani tamamen farklı bir spor gibi bir şey arkadaşlar. Bunda işte tüm hayatınızı komple yenilemeniz gerekiyor. Yaşam tarzınız tamamen değişmesi lazım. Çünkü hafta sonu mesela cumartesi günü 6 saat bisiklet antrenmanınız oluyor. Pazar günü 3 saat koşmanız gerekiyor. Hafta içi de gene 2'şer iki, saatten sabahlı akşamlı antrenman yapmanız gerekiyor. Sürekli yüzmeniz, sürekli bisiklete binip sürekli koşmanız gerekiyor. Yani burada yarış zamanı yaklaştığı zaman 17 saat, 18 saat, 19 saat haftada belki 20 saat antrenman yapmanız gerekiyor. Bu da işte gerçekten hayatınızda ciddi bir yer almaya başlıyor. Aile ilişkileriniz değişiyor. Yani evli adam nasıl yapar bilmiyorum. Çalışan insanlar nasıl yapıyor bilmiyorum ama yapıyorlar tabii. Ya yani bu kadar da zor göstermeyeyim tabii. Bir sürü insanlar bunu hem çalışırken hem normal hayatlarına devam ederek yapıyor. Ama bir sürü şeyden fedakarlık yapıyor. Ama bu başka bir şey. Yani şu sesi duymak için Evet ben bunu Tallinn'de duydum arkadaşlar 2 sene önce İşte sadece bunun için bu antrenmanları yapıyorsunuz bu yarış başka bir şey dediğim o mesafeleri yine hepsini tek tek yapmış olabilirsiniz ama neredeyse işte 10 saat sürekli hareket ediyorsunuz sürekli performanslı bir şekilde gidiyorsunuz bu işte işi biraz zorlaştırıyor ve tabi burada beslenmeye de çok dikkat etmeniz gerekiyor çok ciddi şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. O gramajlarına kadar onları hesaplıyorsunuz. Öncesinde, yarışın öncesinde kağıtlarca yazıyorsunuz böyle işte şu dakikada şunu alacağım, şu dakikada hurma yiyeceğim, şu dakikada işte şu jeli alacağım falan filan. Bunların hepsinin ayrıca programını yapıyorsunuz. Bunların önce öncesinde zaten hepsinin antrenmanını yapıyorsunuz. Ya da ne bileyim bisikletinizi bu işte bu MTB'len ya da ne bileyim kiralık bisikletten yapılacak mesafeler değil açıkçası. Yapılmaz mı? Yapılır. Yine öyle bir yasak yok kesinlikle. Ama pek tavsiye edilmez. Burada genellikle TT bisiklet kullanılır. Yani zamana karşı bisiklet. Ve e, Ama ben kendi yarışımda Madonna yarışmıştım. Ve ona aerobar takmıştım. Yani yol bisikletiyle yarışmıştım. 5 saat 12 dakikada 180 kilometreyi bitirmiştim. Yani olabiliyor yani normal bisikletinize aerobar takarak da yapabilirsiniz. Ama TT olursa daha konforlu oluyor. Dünyanın en zor yarışlarından biri olarak kabul ediliyor. Zor yarışlar, zor yarışlar ama imkansız değil. Ama yarış bittiği zaman inanın harika bir duygu. Yani çünkü yarışı bitirmek ya finişten geçmek ayrı bir şey. Uh, bitirdik be. Bitti be. Ama işte o kadar aydır antrenman yapmışsınız, hep bu hedef için yapmışsınız ve o sırada o bitiyor ya. O bambaşka bir şey. Yarışın içinde çok bunu söylüyorsunuz. Mesela ben niye buradayım? Neden böyle bir şey yapıyorum? Çok söylüyorsunuz ama o finişten geçince onların hepsi bitiyor. Gidiyorsunuz, işte madalyanızı takıyorsunuz ve bundan sonra nerede yapsam acaba diye aramaya başlıyorsunuz. Evet, ayrı böyle bir şey arkadaşlar. Hastalık ama öbür mesafelerde mis gibi mesafeler. Şimdi size bu mesafelerde nasıl bisiklet seçmeniz lazım? Nasıl kıyafetler seçmeniz lazım? Onları anlatacağım. Ama dur onu da sonra anlatırım ya. <laughs> e, bölümün ismi bu. Bu arada bakın bir tane half ironman'ı de ben videoya çekmiştim. Yani Türkiye'deki yarışta direkt kamerayla yarıştım. Onu buradan izleyip nasıl bir şey olduğunu biraz biraz görebilirsiniz. Evet hadi bakalım siz şimdi o videoyu izleyin. Ben de bir sonraki videoda neler anlatacağımı biraz düşüneyim. Hadi bugünü bu kadar. Siz bunu izleyin. Yarın görüşürüz.